Kana bir şükür. Kurgu yapmayı bir türlü sevmedim. Doğuştan özürlüydüm ya da ne çare, ne bir gam sevgili okuyucu. Baktım ki dikişlerim atıyor. Masaya hatalarımı üst üste koydum. Seni kim büyüttü demedim. Her köşeye çocukluğumu öpüp koydum. Acayip taşlar oldular. Yağmurun yağması bana dışarıda iyi geldi. Hız yapma telaşı, kara olan cesareti. İçerimde hepsi dalga kıran geldiler. Ölümlere bir silgi olma cesareti. Biz dediğim elinin körüydü. Allah bilir ya, daha kör olmadım. Gözümün bir kesiğinden yürüyüp giderdim. Dünyayı murdar etmekten korktum. Dünyanın gırtlağımı sıkmasından hep korktum. Andavallarla aramda Tuna Nehri vardı. Kör olsaydım suları vicdanıma mezar yapacaklar. Susaydım hayalleri kıvılcım, Tuna'yı cehennem. Şair olduğuma kana kana şükrettim. Bilseler ne güzel bir şükür, ne güzel bir tak eden bir cesaret. Baktım acılar bana başka huylar verdi. Savaşları hızla tarihe, kavgamı masaya koydum durdum. Ne kadar kan kurusuydu medeniyet, bana mısın yine demiyor. Medeniyet, evet, yani şiir ve dijital mecra dediğimizde ben bu meseleyi nereden, nasıl konuşacağımızı tabii çok önemsiyorum. Nereden baktığımızı çok önemsiyorum. Burada az önce yapılmış konuşmalarda içerecek bir bakış açısıyla benim söyleyebileceğim şeyler şunlar. Şiir ne hakikaten? Bu meseleyi biz çok tartışacağız. Belli klişelerin sorgulanması bağlamında hep tartışacağız. Her zaman tartışacağız. Tartışmaya devam edeceğiz. Yani şiir bir takım ezberlerimizin dışına çıkmaya her zaman aday. Her zaman bu potansiyeli gösteriyor. Her zaman biz bunu gündeme getirmek durumundayız, zorundayız. Medeniyet. Aslında birçok klişe bu medeniyet dediğimiz olgunun bir tezahürü, bir uzantısı olarak önümüze çıkıyor. Ve biz de şiirin İstanbul'u, İstanbul'un şiiri gibi mesela bir başlık altında medeniyetin şiirini konuşuyoruz. Şiiri bir medeniyet anlayışı, kavramı, çerçevesi ve hatta poetikası içerisinde konuşuyoruz, düşünüyoruz. Ve bu şiir algılarını sürekli üretiyoruz. Onun için ben barbar şiir poetikasını uzun yıllardan beri konuşmuş, yazmış, düşünmüş birisi olarak tabii şiir ve dijital mecra arasındaki ilişkiyi de çok önemli buluyorum ve bu konuda bazı düşüncelerimizi, poetik yaklaşımlarımızı ifade etmenin aracı bir başlık olarak görüyorum bu şiir ve dijital mecra ilişkisini. Bu ilişkiyi öncelikle iki bağlamda düşünmek gerekiyor. İki bağlamda. Şiir ve medeniyet ilişkisi, daha doğrusu şiir ve dijital mecra ilişkisini bir tüketim boyutuyla düşünmemiz gerekiyor. Yani şiirin okura ulaştırılması, okura takdimi açısından dijital mecranın sağladığı olanaklar ve kazanımları dikkate alarak olaya bir değerlendirme, bir bakış açısı getirebiliriz. Bu noktada dijital mecranın ben şiire gerçekten de çok zengin, çok özgürleştirici bir imkan olarak, bir zemin olarak yol açtığı kanaatindeyim. Dijital mecranın getirdiği bir takım banallıklar, bir takım şiirsizlikler tabii ki bir safra olarak, bu mecranın bir safrası olarak ortaya çıkıyor, çıkacak. Bunlar tabiatıyla olacak. Bu matbu alanda da oluyor, dijital alanda da bunlar olacak. Ama dijital mecranın özgürleştirici tarafını biz çok çok dikkate almak zorundayız. İki tarafıyla. Birincisi, dijital mecra dediğimiz şey
mesela dergicilik olayında ya da kitap yayıncılığında olduğu gibi özgürleştirici tarafı nedir? Dijital mecra, dijital teknoloji her şeyden önce sermaye bağımlılığını ortadan kaldırıyor. Mülkiyeti olan bağımlılığını ortadan kaldırıyor. Bu açıdan özgürleştirici bir platformdur, bir alandır, bir mecradır. Dijital mecra, özgürleştiricidir. Bir ikincisi, dijital mecra tabii bununla beraber neyi getiriyor? Bununla beraber tabii biz bunu yavaş yavaş yaşamaya başladık. Dijital mecra bizim için çok yeni bir olay. Yeni bir olgu aslında. Yani 2000'lerden bu tarafa yaşadığımız bir olgu, olay. Fakat bu olay 2030'larda, 2050'lerde önümüze çok daha farklı manzaralar çıkaracak. Bizi, şiirle ilişkimizi, yayıncılık bağlamındaki ilişkimizi çok daha başka mecralara, başka alanlara taşıyacağı kesin. Kesin. Bu benim için öngörülmesi çok kolay bir şey. Dolayısıyla bizim ezberlerimiz çok bozulacak bu konuda. Önümüzdeki 10, 20, 30, hatta 50 yıl diyelim, biz uzatalım. Bizim ezberlerimiz çok çok bozulacak. Bir taraftan mülkiyete olan, sermayeye olan bağımlılığını ortadan kaldırıyor. Bir taraftan da bugün şiirle kurduğumuz ilişki değişiyor. Medeniyet dediğim şey, medeniyetin içinden konuşmakla medeniyetin dışından konuşmak çok başka şeyler. Yani şiirle kurduğumuz ilişki de bu çerçevede çok önemli. Medeniyetin şiirini yazmakla bunun dışında başka bir şey yapmaktan bahsediyorum aslında. Yani şiirin insanla ilişkisi. Şiirin insanla ilişkisi nedir diye bakmamız gerekiyor. Buradan baktığımızda da şiir bizi medeniyet karşısında biraz mesafe almaya zorlayan bir şey. Burada çok anlaşılsın diye, basit olsun diye söyleyeceğim. İsmet Özel'in yaptığı medeniyet değerlendirmesi, sorgulaması çok kıymetli bir sorgulama. Çok kıymetli bir sorgulama. Yani bizim şiir ve medeniyetle olan ilişkimizi de bir taraftan sorgulayacak bir sorgulamadır bu. Bu sorgulamayı bize öneren, teklif eden bir sorgulamadır. Dolayısıyla medeniyetin içinden bir bakışla bir şiir poetikası geliştirmek, bir şiir algısı üretmek son derece konuşulması, sorgulanması gereken bir meseledir. Şiir bizim bu anlamda bize şunu söylüyor. Medeniyetin oluşturduğu kalıpları, kodları ve medeniyetin oluşturduğu örtüleri bertaraf edecek bir noktaya gelmeyi, bir konumlanmayı bize davet ediyor şiir. Yani şiir aslında kültürün dışına çıkmakla ilgili bir şey. Şiir barbarlaşmayla ilgili bir şey. Şiir medeniyetin yani mevcut gerçekliğin, yaşadığımız gerçekliğin dışına da çıkmayla çok alakalı bir şey. Şiir dediğim şey. Şiir buradan çıkıyor. Şiir medeniyetin boşluklarından çıkan, bu boşluklarda yaşayan, bu boşluklardan üretebileceğimiz bir şeydir. Şiir, bu medeniyetin altında, medeniyet haline gelememiş bir mamadan çıkan, üreyen, tezahür eden bir şeydir aynı zamanda. Dolayısıyla medeniyet saplantımızı her şeyden önce şiirle olan ilişkimizde sorgulayarak bakmamız ve şiir anlayışlarımızı da bu anlamda sorgulamakta yarar var diye ben düşünüyorum. Çünkü medeniyet bizim çok güvenebileceğimiz bir şey değil. Medeniyet kendi yanılsamalarını üreten bir şeydir aynı zamanda. Kendi doğrularını üretir ama bu doğrularla beraber kendi yanılsamalarını da üretir. Bu yanılsamalar da bize şiir diye bazen yutturur, zevk diye yutturur, estetik diye yutturur. Bu yutturmayı ben çok negatif anlamda da söylemiyorum. Ama şiir dediğimiz şey dışa çıkmadır. Yani ne içindeyim zamanın ne dışında meselesidir bir tarafıyla. Medeniyetin çok içinden bir bakışla, yani bir hükümler mecellesi içinden bir şiir inşa etmeye kalktığınızda, evet yani İstanbul'un şiirini yazarsınız ama medeniyetin şiirini yazarsınız fakat insanın şiirini yazıp yazamayacağınız kuşkuludur. Medeniyetin hikayesiyle insanın hikayesi asla ve kata örtüşmez, birebir örtüşmez. Şiirin durması gereken yer, bu bir tercih meselesidir. Bir tercih meselesidir. Şiirin durması gereken yer insanın olduğu yerdir. İnsanı savunmaktır.
insanı bir hakikat arayışı olarak, bir ahlak arayışı olarak, bir dünya tahayyülü, başka bir dünya tahayyülü olarak bir yere çağırmaktır, bir arayışa çağırmaktır şiir. Bu tarafıyla da şiir medeniyetin dışıdır, medeniyetin ötesidir diye ben düşünüyorum. Medeniyet kavramıyla ilgili yine şu açıklamayı burada yapmak isterim. Şimdi şiir, aslında şiir nasıl bir değişim izledi? Tarihsel olarak baktığımızda şiir tabii ki bir birikim üzerinden giden bir şey. Bir birikim üzerinden gidiyor. Yani sözlü kültürden biz yazılı kültüre geçtik. Yazılı kültürden de bugün dijital kültüre doğru evrimleşiyoruz. Yazılı kültürün şiiri başka bir şiir. Sözlü kültürün ürettiği şiirden başka bir şiire geçtik. Yani modern şiir dediğimiz şey aslında yazılı kültürün, yazılı teknolojinin, yazı bir teknoloji. Bu teknolojinin getirdiği bir şiiri yazmaya başladık biz. Dolayısıyla sözlü kültürün şiirini terk ettik. Sözlü şiirin kalıplarını terk ettik, yazılı şiirle. Ama bu yazılı şiir sadece biçimsel kalıpların değişmesinden ibaret bir değişim de değil. Yazılı şiir bize öznenin şiirini getirdi doğrudan. Yazılı şiir bize daha varoluşsal tecrübeyi getirdi. Modern şiir daha varoluşa isnat eden bir şiir beraberinde getirdi. Ve modern şiir bu anlamda yazılı şiir aslında bir tarafıyla da medeniyetin kalıplarını içten içe zorlamaya davet etti bizi sürekli. Yani kendi dilsel pratikleriyle de dili de bir imkan olarak bu sorgulamaya zorladı. Mesela deneysel şiir diyoruz. Deneysel şiir tam da aslında bu bağlamda önem kazanan bir şey. Yani deneysel şiir yazılı şiirin konvansiyonunu, yerleşik kodlarını sorgulayarak, kırarak, dönüştürerek bizim var olanla, hakikatle, dünya ile insan olarak kurduğumuz ilişkiyi yeniden kurmaya yönelik bir tecessüsten, bir teşebbüsten hareketle ortaya çıkma anlamında bir kıymetli harbiyeye sahip deneysel şiir. Fakat dijital teknolojiyle beraber bunun artık bir adım daha ötesine geçiyoruz. Dijital teknolojiyle beraber artık yazının da yetmedi. Yani yazı bir imkan olarak insana geldi. Teknoloji zaten budur. Teknoloji insanın bir uzantısıdır. Teknoloji aslında insan kabiliyetinin, yeteneklerinin gelişimiyle, tekamül ettirilmesiyle bu yetenekleri yeni bir potansiyel oluşturmasıyla var olan bir şeydir. Onun için yazılı şiirle sözlü şiir arasındaki fark çok nettir ve barizdir. Yani yazılı şiirin, modern şiirin getirdiği açılımlar bizim sözlü şiirde, geleneksel şiirde asla göremeyeceğimiz açılımlardır. Dijital teknolojiyle beraber biz artık şiirle yeni bir ilişki kurmaya başlayacağız. Yani dijital teknoloji bize yeni imkanlar sunuyor. Şiir adına yeni imkanlar sunuyor. Bize sadece yazıyı vermiyor. Yazıyla beraber görüntüyü getiriyor. Görüntüyle beraber işte bir takım deneyleri getiriyor. Mesela bugün uygulamalı şiir diye bir şeyden bahsedilmeye başlandı. Uygulamalı şiir. Dolayısıyla şiir aslında son kertede ne yapar, ne eder? Yani şiir bizi bu konvansiyonel yapılar içerisinde, estetik doğası yapısı içerisinde bizi ne kadar büyülerse, ne kadar büyüleme gücüne sahipse, o kadar önemsediğimiz, o kadar değer verdiğimiz bir şey haline geliyor idi. Oysa dijital teknolojinin sunduğu şey şu. Dijital teknoloji bize diyor ki kral çıplak. Yani bize kral çıplak demenin bir yolunu, yani bize yazının büyüsünü bozmanın bir yolunu, yöntemini sunuyor. Yazı sözlü kültürün büyüsünü bozduydu.
dijital teknoloji de, dijital şiir de bu mecraları içerisinde bize yazının büyüsünü bozacak imkanları, açılımları sunma gibi bir potansiyeli taşıyor bağrında. Bence bunun için dijital teknolojiyi bir ufuk olarak görmek lazım. Dijital teknoloji önümüzde çok yeni açılımlara gebe diye ben düşünüyorum. Dijital şiir. Teşekkür ediyorum.